İtalya'nın Lanti Diplomatico gazetesine konuşan eski NATO Güney Ordusu Komutanı İtalyan korgeneral Fabio Mini, ABD ve NATO'nun 24 yıldır Rusya'ya karşı yürüttüğü siyasal ve askeri kışkırtmaları açıkladı. NATO Komutanı ABD yalanlarını tek tek çürüttü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı bir yalan. 2014'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Ukrayna'nın binlerce paralı askeri silahlandırması için milyarlarca dolar yardım akıttı aşırılıkçı gruplar ve neo eğitildi ve zenginleştirildi. 2014'ten bu yana Ukrayna kuvvetleri Rusça konuşan nüfusu katliamın eşiğine getirdi. <laughs> ABD'nin Ukrayna'yı ileri karakol yaparak Rusya'yı kuşatmak istediğini söyleyen eski NATO komutanı Gürcistan ve Suriye müdahalelerine dikkat çekti. 2004'te Turuncu Devrimi ile sürekli hükümet değişimi yaşandı. 2014'te darbe oldu. Sonra da Zelenski seçildi. 1997'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun istediği oldu. NATO hem Gürcistan'ı hem de Ukrayna'yı etkinleştirerek Rusya'nın etrafındaki çemberi tamamlayabileceğini zannetti. Rusya Gürcistan'a askeri müdahaleyle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya güçlü bir sinyal verdi. Rusya Suriye'de de Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmak isteyenlerin planlarını alt üst etti. NATO'nun Güney Komutanı İtalyan Kor General, Ukrayna'da 2014'teki darbeyi biden Nolan ikilisinin planladığını söyledi. 2014'te Joe Biden ve Victoria Nolan'ın darbesiyle Yanukovych devrildi. Bunun üzerine Rusya Kırım'ı ilhak etti. 2014'ten itibaren Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun desteğiyle Rusya'ya karşı daha da düşmanca bir çizgi izledi. Neonazi grupları ordu ve polise entegre edildi. Aynı kişiler şimdi Ukrayna direnişini örgütlüyor ve ülke geneline dağılmış yaklaşık 16 bin paralı askeri koordine ediyor. NATO Ukrayna'yı ihmal etti görüşlerine karşı çıkan Kor General Fabio Mini, aksine Avrupa'yı tehlikeli bir maceraya itmiştir dedi. Eski NATO komutanı Rusya'nın taktik ve stratejisini de özetledi. Rusya, Ukrayna'nın askeri bir tehdidin merkezi olmasını önlemek için sınırlı hedefleri olan bir operasyon yürütüyor. Operasyonlar Donbas, Azak Denizi kıyı şeridi ve Odessa'ya kadar Karadeniz ile gerekirse Moldova sınırına kadar olan bölgelerin güvenliğini sağlamakla ilgili. Kiev'deki ilerleme, esas olarak müzakereler için siyasi bir baskı operasyonu ve nihai olarak Rusya'nın pozisyonunu destekleyen bir hükümetin kurulması içindi. Harekatın bilinçli olarak yavaş ilerlediğini vurgulayan İtalyan Korgeneral Avrupa'yı uyardı. Kiev yönetiminin aklını başına alması için yardımcı olun dedi. Televizyonda gördüğümüz askeri görüntüler, Operasyonun hala bilinçli olarak ilk aşamada olduğunu gösteriyor. Kiev yönetimi müzakerelerde hırsından vazgeçerse Ukrayna'yı kurtarabilir. Ukrayna'nın aklını başına almasına yardımcı olun ve Rusya'ya kuşatılma sendromu cenderesinden çıkma şansı verin. Açık görüşmelerle değil, somut eylemlerle